oyunculuk ikisi bir aradayı sunar. Teşekkürler efendim. Evet, gel bakalım sevgili kardeşim. Evet, kıymetli gönül dostlarımız, bir hafta aradan sonra ikisi bir aradayla karşınızda Lokmanlı Hak'la gururunu yaşarken hepinize en güzel akşamlar, mutlu, huzur dolu, sağlık dolu bir gece diliyoruz. Türkü dolu bir gece olsun. Kesinlikle diyoruz. Öncelikle evet. TV izleyicilerimize buradan TV 52 İstanbul stüdyolarından herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Şöyle sponsorlarımıza bir firma ismi veremiyoruz ama isim olarak sayalım. Evet. Öncelikle ana sponsorumuz Azık Kaya Beyefendi'ye ve çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Buyur, kazancı çok, ömrü uzun olsun. Uzun olsun tabii ki. Yine Ordu'da Kabadüz'de Rafet Çepa abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli yüreği güzel abimiz. Musulye'de Cengiz Koç Yiğit abimize çok teşekkür ediyoruz. Yine Kabaloğlu, Selçuk Kabal ve Mustafa Kabal'a çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar da şu anda Gülyalı'da bizleri izliyorlar. Selamlar göndermiş olalım. Yine her zaman yanımızda olan bizim gönül dostumuz Temel Ferda Biçer, biliyorsun. Selamlar olsun. Destekler için tekrar teşekkür ediyoruz. Yine Tolga Akın abimize ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Yılmaz, Ahmet Yılmaz ve kardeşlerine çok çok teşekkür ediyoruz. O da şu anda Ordu'da bizleri izliyorlar. En önemlisi de yine beraber program yaptığımız Sedat Ünver'e çok çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri destekler için diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hiç vakit geçirmeyelim. Bugün muhteşem bir konuğumuz var. Evet. Ve bu haftanın da bir özelliği var. Bu hafta Büyük Ozan,
Orta Anadolu Türkülerinin krallığı, bozlakların şahı, Allah kariyerine rahmet eylesin. Kimin? Neşet Ertaş. Neşet Ertaş hocamızın ölüm yıldönümü haftası. Dolayısıyla sevgili kardeşimiz, biraz sonra gelecek kardeşimiz de inanılmaz derecede muhteşem Neşet Ertaş türküler okuyan benim çok sevgili kardeşim, manevi kızım. Evet. Benim partnerimdi burada, biliyorsun. Biz beraber başlamıştık liseye giderken, daha sonra ama o artık şimdi hoca oldu. Kesinlikle. Yani eskiden kızımız diye çağırıyorduk, şimdi hocamız diye hitap ediyoruz. Seni de sevgi alalım peşinden. Aynen öyle, eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Evet, okumanın oluyor. Bir kez daha faydalarını görüyoruz. Aynen öyle diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, ne yapıyorsunuz? Ekranların alt köşesinde bulunan WhatsApp numarasından bize isteklerinizi, düşüncelerinizi, eleştirinizi daha yazabiliyorsunuz. Ve bizim sponsorumuzun Aziz Kağabey'in dayısına güzel bir Ordu'nun Gülümsün eserini göndermiş olalım. Hemen gönderelim baş peşinden. Bu arada benim az önce okuduğum türküyü de Gurbette bizi seyreden bir hanımefendi var, Adıyamanlı. Almanya'da bizim geçen haftaki yayından sonra yazmıştı. Kendisi bu Türkmen geldi, Adıyaman türküsüdür, ona göndermiş olalım. Yüreğine sağlık, selamlar hadi olsun bakalım. Diyorum. Hadi gelsin bakalım Mehmet Yüksel abimize gelsin, Ordu'nun Gülümsün. Sen oru.
ben seni hiç görmemiştim. Sen olmuşsun çoktan geri. Ben seni hiç görmemiştim. Sen olmuşsun çoktan geri. Ağzına gönlüne sağlık. Buradan sevgili Hasan Gencay hocamıza da selamlar olsun. Selamlar olsun. Muhteşem bir eser. Evet. Orada da şimdi sahne yapıp da bu eseri okumadan sahneden inen çok. Bu arada sevgili sponsorumuzun da dayısına buradan selamlarımızı gönderelim. Evet. Mehmet Yüksel dayımıza gitsin. Çok ona armağan edelim. Evet, isteği evet. Vardı. Okumuş çok fazla bekletmeyelim. İstersen kodumuzu şöyle kuvvetli bir alkışlarla ekran başında lütfen alkışlamaya devam edin ama şimdi ekrandakiler bizden çok şanslı. Evet. Çayları demlediler, patatesleri közlediler. Fındıkları da kırıyorlar. Fındıkları kavurdular. Fındıklar da hazır, fındıklar da hazır. Hazır bizi bekliyorlar, değil mi? Evet, kesinlikle. Bizi bekliyorlar. Şimdi diyorlar ki bol bol türkü okusunlar, fazla konuşmasınlar. Fazla konuşmasınlar, bol bol türkü okusunlar. Biz de türkü dinleyelim diyorlar. Biz de ne yapıyoruz? O kuvvetli alkışlarınızda bir hanımefendi, bülbül gibi bir ses geliyor. Eminim sizler bunu zaten ekrandan tanıyorsunuz, görmüştürsünüz. Ama gittikçe böyle üzerine koyarak kesinlikle gittikçe yukarıya gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda TRT'de, ulusal kanallarda da kendisini göreceğiz. Ve ben böyle göğsüm kabaracak kesinlikle bir abisi olarak. Aynen öyle. Evet, kim diyoruz? Hep beraber Öykü Ülkü diyoruz. Haydi bakalım. Evcilik oynadığım kıza aşık oldum. 2-3 yaşlarında bir şeydik. Bir köye gittik, bir orada... Benim aşık olduğum kızın ailesi de oraya geldiler. Ne haber at boncuğu varsa anası da hep beline doldurmuş. Ortası yarık olur ya at boncuklarını bilin ya sen, kirtişikli olur bir tarafı. Şimdi biz ortada, çocuklar ortada oynuyor, büyükler böyle konuşurken çocuk iki kızı olan ortada oynuyor bizde. Derken oradan dışarıya çıktık. Çıktık da tam güneşe karşı çıkmışık. Oraya çıktık. Birbirimize baktık, baka kaldık birbirimize. Bu tılsımı bozamıyor bir türlü. Artık her gittiği köyde, her çaldığı düğünde o ahu gözlü Melon'u arayacak, onun hayalini canlandıracaktı. Yıllar sonra bir gün Melon'un genç yaşta evlenmeden öldüğünü öğrendi. Ve çocukluk aşkının ardından bir ağıt yaktı.
Orada biraz sohbet edelim. Evet, sevgili hocam. Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Seni görüp de göt olmak mümkün mü? Öyle pırıl pırıl bir ses değil mi hocam? Cem hocam. Bülbül gibi bir ses, pırıl pırıl bir kızımız, evladımız. Tadıyalım. Öykü Ülkü ben. 22 yaşındayım. İstanbul Maşallah. Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğrencisiyim. Ses eğitim bölümü.
Mesleği atılımımın ilk yıllarını Sedat abiyle birlikte yaptım. Hatta programda da Yusuf abiyi ağırlamıştık. Evet, o zaman tanışmıştık Yusuf abiyle de. Şimdi biz buradan da Deniz hocamıza bol bol selam gönderelim. Tabii, tabii, ben Deniz bir şey diyeyim, çok özür diliyorum. Sedat abiyle program yapınca insanın şansım açılıyor Öykü, bilmiyorum. Çünkü ben konuk geldim buraya ilk geldiğimde. Öykü'yle beraber program yapıyordunuz siz. Öyle mi? Ben tabii. De konuk geldim. Konuk geldim. Ben de konuk gelmiştim. Pardon, senin yerinde ben oturuyordum. Sen burada oturuyordun o zaman. Evet. Şimdi bir oturdum, daha kalkmadık buradan biz. Öykü uçtu gitti oradan. Ben Öykü, babası Doğan, bu işin hakikaten duayenlerinden bir tanesidir. Çok güzel de şiirler ve beste yapar. Ya, önünü bilmiyordum Doğan abinin. Bu işe emek vermiş birisi. Öyküyü bir yerde dinledim. Ben hemen aradım Doğan'ı. Sesini duyar duymaz dedim. Doğan, Öyküyü hiçbir yere gönderme. Ben yanıma alacağım Öyküyü. Evet. Sağ olsun, kırmadı bizi. Aldık. O arada da ben Deniz Hoca'yı konuk aldım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvarda öğretim görevlisi. Çok kıymetli, hı hı. Türk halk müziğinde çok değerli bir hoca. O gün de denk geldi işte. Dedik hocam, Öyküyü dedik işte üniversiteye hazırlanacak falan. Dedi hemen bana gelsin. Değil mi? Öyle söylemişti. Oradan bir yürüdü işte. Şimdi bak, hoca olarak karşımıza çıktı. Ne kadar güzel. Kaç bir tane şey. Öğrenci var? Böyle kardeşlerimizin yolunun açık olması bizim için ama çok bak önemli. Bak şimdi, bak öğrenci yetiştiriyor şu anda. Evet. Kaç tane öğrenci var? Şu anda özel bir kurumda çalışıyorum. 3 yıldır falan o kurumdayım. Özel, bireysel bir kurum. Yani dönem dönem sürekli öğrenci sayılarımız değişiyor. Bilirsin müzik merkezlerinin evet. Nasıl işlediğini. Benim şu anda totalde 10-12 tane öğrencim falan var. Ya bu az hali. Üniversiteye hazırladığım öğrencilerim oldu tabii. Maşallah. İki tanesi kazandı hatta. Birisi Medipol'ü kazandı. Birisi de Milli Savunma Üniversitesi'ni kazandı, bandoyu. Vallahi ne güzel. Yani ben hakikaten bir alkış alalım Öykü'ye. Teşekkür ederim. Ekran başına da olsa bir alkış gönderelim. Ben hakikaten böyle kardeşlerime eğer bir nebze vesile olabiliyorsam ne gerçekten şey. Gurur duyuyorum. Daha genç yaşta. Ama biraz önce söylediğim evet. Gibi bu konuda hiç mütevazi olmayacağım. Hakikaten yani bizim... Bir benim şansım yani uğrayan yani artık o zaman biraz da aynaya bakmak lazım. Benim de kendime şansım yok. Evet. Kendime evet, benim evet, de şansım evet, yok evet, ama evet. Beraber çalıştığım arkadaşlarımın birçoğu şimdi çok güzel yerlerdeler. Evet, kesinlikle. Biz ilk Gökhan hocamla başlamıştık. Sevgili kıymetli müdürüm Gökhan Karakaya'ya buradan TRT'ye selamlar olsun. TRT Türk Halk Müziği Müdürü. Ne kadar güzel. Biz 2011 evet. Yılında Gökhan hocamla beraber başlamıştık. Hakikaten öyle. Sevgili Emre. Emre'yi biz evet. Aldığında ortaokula gidiyordu. Sazların arkasına saklıyorduk. Ekrana çıkmasın diye. Şimdi adam Türkiye'ye geliyor. Dünyada gitmediği konser Türkiye kalmadı. Türkiye'ye gelmiyor. Geçen daha program başlamadan doğru, aradım. Doğru. Dedim bak bu sene hiç kaçışı yok. Geçen sene alamadık. Türkiye'ye getiremedik çocuğu programda. Dedim bu sene kaçışın yok. Burada olduğun zaman beni muhakkak ara. Bu hafta konuk olacaksın bize. Tamam abi dedi. Öykü kardeşim yine öyle. Allah İnşallah sıra sana geldi. Sıra da bir yerlere gönderilir. Yani. İnşallah bizden inşallah. Ya böyle genç güzel kardeşlerimiz, güzel sesli kardeşlerimiz gitsin. Biz artık sıkıntı yok. Biz burada oturmaya razıyız yani. Sıkıntı yok abi. Mesajım var mı? Tabii ki çok güzel mesajlarımız da yağmur gibi Ilışar geliyor. Muhtarı sevgili Yılmaz abi hemen çaldırmış. Onun selamını gönderelim. Babamın çok selam var hepinize. Özellikle Aziz abiye de çok selam var babamın. Bizleri yine sanatçı bir dostumuz izliyor. Kemal Başaran. Onun mesajını hemen şöyle okuyayım abi. Fotoğraf atmış. Çok güzel görünüyorsunuz diye. Çok teşekkür ediyoruz. Samandıra'dan Cevat Çiçek, Çiçek ailesi olarak TV52'deyiz. Hayırlı yayınlar, başarılar Sedat Bey ve Yusuf Bey'e. Ülke Hanım'a selamlar demiş. Öykü'den bir türkü istedi Cevat abi. Cevat abi aynı zamanda sevgili Aziz abinin aynı mahalledenmiş. Bu hafta yazmıştı bana. Öykü'den dedi bana bir türkü gönderir misiniz? Ben de Öykü'nün okuyacağı bütün türküler Cevat abiye gitsin. Ne demek? Kemal Başaran ve arkadaşlarına, sanatçı dostumuza kocaman selamlar göndermiş olun. Onda selam var sana Sedat abi. Yine bizleri Ömer Gedik abim izliyor. Ona da selamlar göndermiş olalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Programımız hayırlı olsun demişler. İsim yazmamışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yeni programımızda başarıların devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Fevzi Ünver ve ailesi demiş. Teşekkür ediyoruz Ünver ailesine. Yine selamünaleyküm Yusuf Beyefendi kardeşimiz. Programımız hayırlı uğurlu olsun. Sizi ve Sedat Beyefendi'yi tebrik ediyor. Başarılar, kolaylıklar diliyorum. Ayrıca severek izliyoruz. İzleyenlere de selamlarımı arz ediyorum. Muhabbetlerimi Hakk'a emanet olunuz demiş Salih Başaran abimize. Teşekkür ediyoruz. Değerli Sedat kardeşim ve Yusuf kardeşim, sizleri beğeniyle izliyoruz. Programımızda başarılar diliyoruz. Pınarlı'dan kucak dolusu selam olsun. Yeni yayın döneminde başarılar diliyoruz. Sevgi ve saygılarımla Arif Güler, Pınarlı Köyü Dernek Başkanı. Burada da başkanımıza selam Selamlar olsun. Selamlar göndermiş olalım. Sevgili Yusuf, hayırlı akşamlar. Sesine, gönlüne, yüreğinize sağlık. Hanımla sizi keyifle izliyoruz. Olursa bizim ve sevdiklerimiz için yolun sonu görünüyor. Türküsünü söylerseniz memnun olurum. Sevgi ve selamlar Cemal
Biçer abim hocamız bal muhabbeti var ya biliyorsun. Cemal hocam Sedat abi balı bekliyor hale. İnşallah gelir. Valla ben afiyetle yiyorum. Hatta sabahleyin Aziz abiyle beraber kahvaltı yaptık. Böyle kaymaklı. Abi bir dakika dur. Cemal abi. Ben hangi kameradayım? Karşıdayım. Cemal abi bak. Bunlar şimdi banayla tercümartesi beraber kahvaltı yapıyorlar. Ben de şimdi salondan dolayı bırakıp gidemiyorum ya karşıya. Cumartesi bana video çekip atıyorlar. Cemal abinin gönderdiği bal diye. Ben o kadar söylüyorum. Gelen istek türküleri biz okuyoruz. Balı Yusuf yiyor. Nasıl olacak? Nasıl olacak abi? Valla ben Aziz abiyle beraber yiyorum. Sabahleyin ben bal benden, kaymak ondan. En son bu sabah yaptık değil mi Aziz abi? Ya hadi hocam bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Allah gönlüne yüreğine muhabbetler versin diyelim. Yine bizleri bize destek veren Altman sponsorlarımızı Yüksel Tepe abim izliyor. Muhteşemsiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Allah gönlüne göre versin Yüksel abi. Yine bizleri böyle beni özellikle saçlarımı yapan değerli kuaförümüz İbrahim. Selamlar gönderelim. Mesaj atmış. Kuaförde bütün müşterileriyle bizleri izliyorlar. Kemal Başaran tekrar mesela. Kardeşim hayırlı yayınlar sana ve Sedat abiye. Seni izleyen tüm dostlara selamlar olsun. Evde sizleri izliyoruz. Mehmet Kayabaşı, Kerem Ekrem, Öz kardeşler. Ahmet Yazıcı, bir de Aslan yeğenimiz var. Eymen Yazıcı, hepsini sizlerle çok selamları var. Hayırlı yayınlar demiş. Muhteşemsiniz demiş. Kemal Başaran'a da çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşime. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sizleri beğeniyle izliyoruz. Programımız hayırlı olsun. Çavdar Mahallesi Muhtarı Salim Ulusoy. Burada da selam olsun muhtarımıza. Muhtarım, vallahi en son yayla festivalinde görüştük herhalde muhtarımla. Hiç gençliğinden bir şey kaybetmemiş. Sap sağlam duruyor aynen Salim Muhtar. Selamlar olsun değerli muhtarımıza da. Selam Yusuf kardeşim. Yaptığınız bu güzel programla evimize renk kattınız. Hayırlı yayınlar diliyorum. Tüm konuklarınıza selamlar demiş. Özkan Güler abimize buradan kucak dolusu selamlar göndermiş. Olalım. Yine yayınınızda başarılar diliyorum. Sedat abime ve sana konuklarınızla Pınarlı'dan selamlar. Pınarlı Köyü eski muhtarı Cevdet Güven. Selamlar selam olsun Cevdet Başkanım. Valla dostlarımızı özlemişiz. Biliyorsun Sedat abi ne yapalım? Bir eser alalım yine okuruz mesajlarımızı. Sivas'a gidelim. Şimdi bizim Avusturya'da benim kuzenim var. Kotanalı sevgili Zübeyde Öztürk ve eşi Hüseyin Öztürk. Bizi izliyorlar şu anda Avusturya'da komple. Selamlar olsun. Kalabalık bir şekilde izliyorlar bizi. Rahmetli amcamıza, onun babasının çok sevdiği bir türkü varmış. Yeşil Ördek. Ama başına yine Sivas'tan rahmetli aşık Veysel'den Aygül Seni Cemal Kendi'ne görmüşler. Bir kıta ondan okuyalım. Peşinden Yeşil Ördek'e bağlayalım. Hadi bakalım. Thank you.
Suriye kucak dolusu selam olsun. Tüm gurbetçilere gönderelim, değil mi? Kesinlikle. Bir uzun havamız vardı ama artık onu bir dahaki Türkiye'ye ekleyeceğiz. Evet Öykücüğüm, hemen senden hiç durmadan bir eser alalım. Tamam. Haydi bakalım. Bizleri şu anda Mesut'un sesi efendim bizleri izliyor. Hayırlı programlar Sedat ve Yusuf kardeşim demiş. Gönlümüz sizlerle demiş Şehitli Şahin abimize. Buradan kocaman selamlar olsun. Şimdi o da çok gerçekten gönül dostu, gönül kesinlikle adamı. Evet. Maddi yani çok büyük maddi katkılar yaparak internet üzerinden de olsa bütün orduları bir arada tutmanın gayreti içerisinde büyük emekler sarf ediyor ve güzel bir ekibi var. Kesinlikle. Buradan sevgili Şehitli Şahin'e ve bütün ekibine de kucak dolusu selamlar olsun. Selamlar olsun. İnşallah ilerleyen haftalarda program biraz otursun. Çok da güzel şiir okuyor. Evet. İnanılmaz bir ses tonu var. Akşam biraz izledim. Ben şimdi dinlediğim zaman diyorum ki ya bu ses bu adamdan mı çıkıyor yani? Ama maalesef öyle. Çıkıyor işte. Evet, ne yapıyoruz değerli izleyicilerimiz? Bol bol mesaj atıyorsunuz bize ekranların alt köşesinde bulunan WhatsApp numarasından. Sözü Öykü'ye bırakalım. Haydi bakalım. Çağlar eller güldü, ben gülmedim, ben gülmedim.
Allah her zaman güldürsün seni. Güzel yürekli ya kızım benim. Allah hepimizi güldürsün ya. Hepimizi güldürsün. Tabii. Kurban olduğum Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Abi. Dermansız derdine düşürmesin. Yusuf var mı hemen senden var, bir eser alalım mı? Mesajlarımız var, onları okuyalım hemen. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bomba gibi çok güzel bir program. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sedat Ömer ve Yusuf Kuvancı'yı tebrik ederim. Sizlere Yusuf Kuvancı'dan Melet'e gidelim. Mesut'un sesi FM'e gelsin demişler. Yönetimine gelsin. Sedat Ünver'den de Leylo Loylo parçasını rica edebilir miyiz demişler. İsim bende yazmamış. Hemen şunu da okuyayım. Hayırlı yayınlar yeni programımızda. Sedat Bey ve sana başarılar diliyorum. Nihat Başaran enişteme buradan selamlar göndermiş. Olalım. Yine hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Yeni programımızda Sedat Bey ve Yusuf Kuvancı'ya başarılar diliyorum. Başarılarınızın devam dileğiyle, sevgilerle Samet Başaran yeğenime de buradan kocaman selamlar göndermiş. Olalım. Yağmur gibi mesajlar geliyor maalesef. Sedat Bey yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Ben Ordu Mesudiyeli Armutkolu köyünden Yaşar Şahin demiş. Selamlar göndermiş. Armutkolu'na selam olsun ama sen bir eser sıkıştıralım araya reklama olur, gitmeden. Hemen. Ne yapalım biz de bir mektup yazalım mı değerli üstadlar? Yazalım. Hadi bakalım. Mektup mu yazdın? Telgraf mı çekersin bilmiyorum bir ama. Mektup yazalım biz yine de.
usandı bu gözlerim ardından bakışlara. Okurken ağlamam. Ağzına gönlüne yüreğine sağlık. Son bir dakikamız var reklam ama şimdi sen türküyü okurken arkada sürekli Ulu Göl geçiyor. Evet. Ulu Göl resimleri geçiyor ve orada gondol evleri görüyorum ben. Aziz Başkan, gondol evleri görüyor musun abi arkada? Fikri Başkan'ımla ne yaptın? Fikri Başkan'la görüşmedim. İnşallah hafta içi onu netleştireceğiz. İnşallah Ekim ayı içerisinde bir hafta sonu Ulu Göl'den programımızı canlı yayın olarak yayınlayacağız inşallah. İnşallah bir hafta programı Ulu Göl'den yapacağız, evet, değil mi? Evet. Tamam. O gondol evlerde bir gece kalırız herhalde, değil mi? Kalır mıyız? Kalırız. Ya bizim arkamızda Aziz Kaya gibi değerli bir dost varken biz Ulu Göl'den de yaparız. Sulu Göl'den hep programları yaparız, doğru, değil mi Sedat abi? Buradan Ulu Göl'e, Gölköy'e, Süleymaniye'ye her tarafa kucak dolusu selamlar olsun diyelim. Reklama mı gidiyoruz? Evet. Evet, evet değerli izleyicilerimiz, reklamlardan sonra buradayız. TV 52'den ayrılmayın diyoruz. İkisi bir arada devam edecek. Şu an Alba'dayız. Alba İtalya'da bütün ordunun Girasun'un fındığının işlendiği fabrikanın olduğu yer. Evet sevgiliciler, ilk defa İtalya'da bir ordulu olarak fındık bahçesine giriyorum. Fındık elimize geliyor bizim. Aha geldi. Hemen sepetimize böyle topluyoruz. Bak hemen görüyorum, elimin altında fındık var bak. Şu an fındığı çiftçi kaç liraya satacak bakalım. Fındık en son bu durumda çıkıyor ve silolara gidiyor, doluyor. Gördüğünüz gibi 30, 29, 30 derecede ısınıyor. Şey, yani 8 saat sonra hazır. Türkcell kampanyalarını herkesten önce öğreniyorum ama kimseye söylememek şartıyla. Fakat geçen gün öyle bir şey öğrendim ki. Türkcell Süper Online 1000 megabit fiber interneti ayda 99 liraya veriyor. Oh be! Tutamadım. İçimde tutamadım. Böyle bir hız, böyle bir fiyat. Bünye bu bilgiyi içinde tutamaz. Atar. Bağışıklık nasıl güçlenir? Bol bol D vitaminiyle, Murat Bey Plus peynirleriyle. Güneşin gücü nerededir? D vitamininin içinde, Murat Bey Plus peynirlerinde. Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminiyle zenginleştirilmiş Murat Bey Plus peynirlerini sofranızdan eksik etmeyin. Murat Bey Plus güneşin gücü içinde. Atik Şimşekler İnşaat olarak yatırım değeri yüksek, kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız 316 konutta yaşam başladı. Ayrıca devam eden projelerimizin yanı sıra 3 yıl içerisinde 150 konutlu planlanan projelerimiz bulunmakta. İnşaat alanındaki tecrübesiyle artık yapı market sektöründe de yer alan Atik Şimşekler Yapı Market, toplam 1850 metrekare açık ve kapalı alanda bünyesinde bulundurduğu seçkin markalarla sizlere inşaat, tadilat, dekorasyon ve anahtar teslim işlerinizde zengin seçenekler sunuyor. Tecrübeli kadrosu ve güler yüzlü hizmetiyle sektörün kalite tedarikçisi Atik Şimşekler İnşaat. Her şey bir hayalle başlar. Genco İnşaat, Fatsa'da zirveyi sevenler için muhteşem bir projeye imza atıyor.
Teras Park 1 ve Teras Park 2'yi tamamlayan Genco İnşaat, Teras Park 3 ve Teras Park 4 ile Fatsa'nın zirvesinde 3+1 160 metrekare daireleri sizlerin beğenisine sunuyor. Muhteşem manzarası, bulunmaz konumu, benzersiz bir yaşam alanıyla Teras Park 3 ve 4 sizleri bekliyor. Genco İnşaat, hayalleriniz bizim projelerimizdir. Birçok sanayici arkadaşımız, iş adamı arkadaşımız var. Ticaretle uğraşan çok sayıda üyemiz var. Onlarla yeni, daha genç, hedefleri olan bir ticaret odası hedefledik, tasarladık ve yola çıktık. Ben de onların önderi oldum. Yan yana yürüyoruz ama adayları benim. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Ordu'yu layık olduğu yere taşıyacağız. Ordu çok özel ve çok güzel bir şehir. Kirlenmeden, bozulmadan, doğru sektörleri seçerek istihdamını arttırmalı ve büyümeli. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Elimizde projelerimiz var. Yeni dönem, yeni çağ artık proje çağıdır. O projeler ve hedeflerle yola çıktık. İnşallah başarılı olacağız. Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı. Fındık randımanına harmanınızda bakıyoruz. Sektörde deneyimli ziraat mühendislerimizle en son cihazlarla harmanda nem ölçümünü ve randıman kontrollerini sağlayıp yerinde bilgi veriyoruz. Fındık alım noktaları, fabrika, iletişim Özgür Şahin. 0530 243 0422 0452 71010 Gürgentepe İletişim Ersin Şahin 0537 014 4114 0452 821 3540 Ordu'nun en hızlı gelişen bölgesi Şahincili Mahallesi'nde. Ortak alanları, malzeme kalitesi, estetik yapısı ile fark yaratan bir proje. Aklar Prestij Konutları. 105 metrekare 3+1 daireler sizleri bekliyor. Geniş ve korunaklı otoparkları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, tam donanımlı toplantı salonu, geniş mescidi, baybayan sığınakları, hidrofor odaları, 7/24 güvenlik kamera sistemiyle mükemmel bir yaşam alanı. Aklar Prestij Konutları. Sizler için her şeyiyle hazır. Aklar İnşaat bir Çetin Ak kuruluşudur. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led tavan asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı, satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul. Siz sadece hayal edin. Poytel, mantolamada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel ısı yalıtım sistemleri. Geldi. Çiftçinin en büyük yardımcısı Kırat geldi. Kırat'la tanışın, hayatınızı kolaylaştırın, farkı keşfedin. Kazalara karşı güvenliği ön planda tutan Kırat çapa makineleri, 4 farklı renk seçeneği, 3 ayrı far modeli, 12 ile 17 beygir Antor ve 22 beygir çift silindirli motor seçenekleri, 17 ve 22 beygir çapa makinelerinde büyük debriyaj sistemi, 7 beygir çapa makinelerinde benzinli ve dizel motor seçenekleriyle Topaloğlu Tarım'da. Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'ndan 5 yıl düşük faizli kredi imkanı ile Topaloğlu Tarım hep çiftçinin yanında. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin.
İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlıtürk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan Sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile ordunun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. İçin beklediğiniz fırsat. 950 bin liradan başlayan fiyatlar, 0.99 faiz oranı, 120 ay vade, 700 bin lira kredi imkanı. Üstelik dosya masrafı, ekspertiz ücreti olmadan hemen teslim. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekleriz. Ramadanlar, temelinde güven var. Sahipleri bugün özellikle bu bölümü kaçırmayın. Detaylı bir şekilde araç bakımları ile ilgili, turbo ile ilgili, mazot pompası ile, enjektörle, devir daimla, trigger setleri ile, elektronik arızalarıyla ilgili çok önemli bir tesisteyiz. Bülent Şahin'in hazırlayıp sunduğu Piston sektörün tecrübeli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta otobakım tamirde başarılı işlere imza atan Yahya Kartal'a konuk oluyoruz. Bir sürücü arabasının periyodik bakımına çok dikkat etmeli. Evet. Nasıl bir ayakkabısına bakıyorsa, üzerine bakıyorsa, kıyafetine bakıyorsa araç da bunlar kadar önemli. Piston pazar günü saat 12'de TV 52 ekranlarında. Kaya Kuyumculuk'la ikisi bir arada devam ediyor. Yalancısın inanamam, gayrı sana
yalancısın sen. Çok teşekkür ediyorum ekibimize. Ellerine sağlık. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık sevgili kardeşim. Evet, vallahi güzel ortalığı ses. Dağınık bırakmıyoruz. Yusuf'um. Hemen Sedat abi bana var. Bunu öğretemedin. Hemen okuyalım mesajlarımızı. Evet, yoğun muhteşem bir ses, bülbül gibi bir ses. Evet Yusuf. Hemen başlıyorum okumaya abiciğim. Selam akrabam ve Sedat Bey. Zonguldak Kozlu'dan selamlar. Yayınınızda başarılar ve güzellikler hep sizlerle olsun. Konuğunuzun sesine, yüreğine sağlık. Tüm çalınıp söylenecek türküler türkü severler için söylensin. Başarılar dilerim. Mesudiye Köşe Mahallesi Murtaza Ercan. Zonguldak'a buradan selamlar göndermiş. Olalım. Evet, Zonguldak'a selamlar olsun. O da müzikle ilgileniyor bildiğim kadarıyla. Burada da selam olsun Zonguldak'a. Evet. Yine yakıyorsun ortalığı, Mevlam yolunuzu açık etsin. Sedat abiye de selamlar demiş. Çınarcık'tan sevgiler, selamlar demiş. Evet değerli bir dost, selamlar göndermiş. Olalım. Yusuf Kuvancı'dan Melet'e gidelim. Mesudiye'nin sesi efeme gelsin demiş. Sedat Ünver'den Leyla Ölü'yü tekrar istenmiş. Emriye Coşkun'a selamlar olsun. Gölköy Konak Mahallesi'nden saygı ve selamlarımı iletiyorum. TV52'ye hoş geldiniz. Evimize neşe getirdiniz. Ben Üzeyir Eraslan. Hayırlı programlar, yolunuz açık olsun demiş. Teyzemin oğlu Gölköy Konak'tan. Tüm Gölköy'e buradan selamlar göndermiş olalım. Sevgili Sedat Ünver, programınız saatini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün cumartesi akşam ikisi bir arada günü. Sizleri seviyoruz, beğenerek izliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çatalca İstanbul Kalabalık olarak sizleri izliyoruz. Hüsnü Ünver. Buradan da selam olsun sevgili amcama. Ellerinden öpüyorum. Recep, Ahmet, Sevgi, Esma, Ömer, Yusuf, Kübra, Melike, Betül, Ünver. Hastane Önü türküsünü Sedat Ünver'den dinlemek isteriz demişler. Sen repertuarını hazırla abicim. Yine değerli sanatçı dostumuz Ordu Gölköy Karahasan Köyü'nden selam olsun. Programımız hayırlı olsun. Ratinginiz bol olsun inşallah. Hayırlı geceler demiş Erdal Canlı. Selamlar olsun. Karahasan'a da buradan. Bu arada yine stüdyomuzda kıymetli misafirlerimiz var. Türk halk müziği ve tasavvuf müziğinin ustalarından sevgili Yılmaz Şamoğlu kardeşim aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Yine her zaman yanımızda olan Temel Ferda Biçer sistem etmiş biraz. Hep benim çalışma saatime denk geliyor diye. Ferda abi tekrar var, izlersin, sıkıntı yok. Biz sana linkini atarız, YouTube'dan da izlersin. Hemen zaten YouTube'a düşüyor. Değerli dost, ona da selamlar olsun. İkisi bir arada programın hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca izliyoruz. Yusuf kardeş ve Sedat Ünver üstadımıza selamlar. İstanbul Darıcabaşı Dernek yönetiminden Mehmet Biçer. Doktor her zaman yanımızda. Selamlar olsun. Doktoruma Ondan selam olsun. Da. Birkaç mesajım daha var. Onları da okuyayım hemen Sedat abi. Yine beni Hüsamettin dayı aradı. Selamlar sana da. Her zaman selam. Yanımızda zaten. Her zaman yine bizi takip ediyor. Valla onlar normalde bu hafta geleceklerdi Cemal abiyle beraber ama. İnşallah haftaya gelirler abi. Dayı her zaman yanımızda zaten. Evet. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Sanatçı kızımıza da başarılar diliyorum. Yolu bahtı açık olsun demiş. İsim yazmamı çok teşekkür ediyoruz. Yine Yusuf Bey yolunuz açık olsun. Sizi zevkle izliyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bize her yer Ordu, Yalova'dan Mehmet Elikçi. Selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz demiş. Şimdilik bu kadar Sedat abi. Devamında senden bir eser alalım. Ondan sonra evet okuyalım. Şimdi yine bugün Türk Halk Müziği'nin duayenlerinden büyük usta sevgili Yüksel Yıldız hocamız aramızdan ayrıldı. Buradan kendisine mekanı cennet olsun, yattığı yer nur içerisinde olsun. Ailesine ve Türk Halk Müziği sevenlere de başsağlığı diliyoruz. Onun çok güzel bir eseri vardı. Dost bana meyvelere erişti diyelim. Dilimizin döndüğü kadar biz de onun anısında bu türküyü okumaya çalışalım. Olur mu Cem hocam? Haydi bakalım. Benim aman aman nar benim.
yaktı beni. Gözüm yaşı deryalara karıştı, aman aman karıştı. Cefakarım, sitemkarım, yar benim, aman aman yar benim. Cefakarım, sitemkarım, yar benim, aman aman yar benim. Mekanı cennet olsun. Vallahi hocam ağzınıza sağlık. Ekibimize bir alkış alalım. Doğru düz prova da yapmadık. Ben bugün öğlenden sonra cenaze haberini alınca dedim en azından yad etmiş olalım. Hem rahmetli analım. Mekanı cennet olsun. Yattığı yer nur içerisinde olsun. Değil mi? Hocalarımızı anmak lazım. Elbette. Bu arada benim çok kıymetli hocam, sevgili Mehmet Üçer hocam. Dün mesaj yazmıştı program hakkında. Çok güzel dileklerini iletmiş her zaman olduğu gibi. Buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Her zaman söylüyorum. Önce alın terim sonra Mehmet Üçer derim. Yani çok büyük emekleri var benim üzerimde. O her zaman bize çalışırken şunu derdi. Siz olun. Hocalarınıza en ufak bir saygısızlık yapmayın. Ve her zaman iyi anın diye ben buradan bütün hocalarıma evet. Ama özellikle Mehmet hocama ve Zeynep Cihan hocama benim ilk albümde çok büyük emekleri vardır. Buradan sevgili Abdullah Tarıkçı'ya. Yani inanılmaz bir üstattır o da. Ses profesörü oldu. Amerika'da gitti yani tez falan yaptı. Buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderelim. Onları da yad etmiş olalım. Evet, Öykücüğüm. Evet. Nasıl gidiyor program? Güzel gidiyor abi. Özlemişim ben burayı. Vallahi değil mi? Sen her zaman özlemişim. Gel. Her zaman gel. Öykü, bu sene yaz festivalleri nasıl geçti? Yoğun muydu? Ya bu sene yaz festivallerimiz çok yoğun değildi. Biz iki şehir arasında gidip geldik Tokat Ordu olarak. Ama güzeldi. Güzel bir atmosferdi. İnsanlar güzeldi. Evet. Eğlenceliydi. Evet. Her ne kadar korona bizim canımızı yakmış olsa da görüyorum ki insanlar eğlenmeye muhtaç. Evet, kesinlikle. Ve küçücük bir festival, müzik bile onlar için çok kıymetli olabiliyor. Birleşmek, bir araya gelip güzel vakit geçirmek anlamında. Ama şu bu sene festivaller, Serhat abi belki bu konuda biraz değineceğim bu konuya da ama bu sene festivallerde ben şunu gördüm. İnsanlar müziğe, eğlenceye iyice acıkmış. Tabii. Öyle diyelim. İki sene yoktu. Cemal abiyle falan beraberdik ama insanlar gönüllerince oynandı. Tabii. Çünkü 5 sene... Hiç festivaller olmamış gibi davrandı. Korona gerçekten çok etkilemişti. Serhat abi bu sene fazla festivallere gitmedi ama ben bu konuda her zaman şunu diyorum. Ahde vefa çok önemli biliyor musunuz da? Ahde vefa çok önemli. Şimdi ben Serhat abiye normal hayatta biz günde birkaç kere telefonla konuşuruz. Şu var değerli izleyiciler. Özellikle dernek başkanlarına bu konuda çok sistemkarım ben. Şahs adıma konuşuyorum. Özellikle Sedat Ünver. Burada televizyonun T'sinden anlamayan insanları konuk aldı, yıllarca hizmet etti. Gerek sosyal medyada, gerek ekranlarda. Ama ahde vefa çok önemli. Önemli olan ne biliyor musunuz değerli dostlar? Bunları bilebilmek. Hiç para söz konusu değil. Bunları bilebilmek eğer anlayabiliyorsak laf zaten gideceği yerlere gitmiştir Serhat abi. Şimdi babamın buradan evlerinden öpüyorum. Babamın çok güzel bir lafı var. Her zaman söyler. Der ki oğlum evden yetişen danadan
damızlık olmazmış. Kesinlikle doğru. Şimdi bizim bu zamana kadar 11 yıl, bu sene benim 12. yıla girdim televizyonda, evet. Hiç boşluğum yok. Cem Hocam, hiç boşluk vermedik 12 yıldır. Buradan destek olanlar hepsine kucak dolusu selamlar olsun. 12 yıldır ekranlardayız. Aşağı yukarı 400'ün üzerinde canlı yayınım var. Belki bir 100'ün üzerinde de gittiğim konuk var. Yani 500'e yakın canlı yayınım var. Kendi yaptığım programlarda hiç almadıysam belki 250 tane dernek ağırladım. Kesinlikle. Çok iyi biliyorum. Ve hiçbir dernekten de, Öykü de bilir, bir kuruş para talep etmedik. Evet. Yani bu sonuçta biz televizyonun her saniyesine bir bedel ödüyoruz. Kesinlikle. Buradaki kıymetli saz üstadları sonuçta herkes buraya babasının yani, hayrına gelmiyor. Yani bir meblağ alıyorlar. Yani çok fazla almıyorlar. Hatır için geliyorlar. Allah razı olsun onlardan ama sonuçta bir meblağ alıyorlar. Dolayısıyla programın bir giderleri var. Biz hiçbir zaman burada gelen konuklara bu olayı yansıtmadık. Ama sen de şahitsin buna. Aldığımız dernek başkanları burada defalarca dediler ki bu sene işte pikniğimizi, festivalimizi işte Yusuf Kuvancı ile Sedat Ünver yapıyor. Ya da işte Öykü ile Sedat Ünver yapıyor diye. Piknik zamanı geldiği zaman bir baktık afişlerde hiç ilgisiz adamlar var. Biz yokuz afişlerde. Evet. Şimdi ben de biraz sitemkarım. Yani sözümü öyle arkadan konuşmam. Direkt yüze söylerim. Arıyorum dernek başkanını. Ya diyorum başkan, sen bize söz verdin canlı yayında, bak biz o tarihe iş geldi almadık. Ya kardeşim kusura bakma sen bizdensin diyor ya. O bizden sponsoru geldi diyor. Zaten, hep sponsoru var. Geldi. Sen dernekçiliği bilen bir adamsın. Hakkın helal, seni bir dahaki sefer alırız ama ne hikmetse 12 yıldır bir dahaki sefer hiç gelmedi. Bazen kendime sorguluyorum ya, ben çok mu kötü okuyorum yani, çok mu beceremiyoruz yani, sahnede mi duramıyoruz? Beceremiyor muyuz, okuyamıyor muyuz? Ne bileyim, çıktığımız zaman kendimizi mi ifade edemiyoruz? Varsa bir eksikliğimiz, yani öğrenmenin yaşı yok sevesi ve bundan sonra da öğreniriz değil mi Cem Hocam? Varsa eksikliğimiz, biz memnun oluruz, söylesinler eksikliğimizi. Ama şöyle bakmak en azından lazım. Onu tamamlayalım. Çok doğru Sedat abi, şöyle bakmak lazım. Şimdi bu piyasada evet herkes ekmek yiyor elinden geldiği kadar. Keza sen özellikle bütün dernekleri ekranlarda tanıttın. Yani olmayacak işlere imza attın. Bunu ben, Öykü de biliyor, seninle program yaptı, ben de biliyorum. Ama şu bir gerçek ki biraz artık sözüm meclisten dışarı. Yalaka mı olmak lazım, ne olmak lazım bunu da bilmiyorum yani. Yapmıyor, kesinlikle yapmıyor. Biz yapamayız. Neyse o yani, ben bunu gördüm. Yapamam. Ama ben bu konuda özellikle şunu belirtiyorum dernek başkanlarına. Her zaman kendi değerlerinize sahip çıkın. Özellikle illa Sedat Ünver, Yusuf Kuvancı, Öykü Ülkü olması şart değil. Ama kendi değerlerinize sahip çıkarsın. Ben hep gittiğim festivallerde şunu söylüyorum. Ben bugün Ordu'nun bir köyüne gidiyorum festivale. Ya ben sonuçta Ordu'nun giderken evime patatesimi, soğanımı, çayımı, şekerimi alıyorum. Sonuçta benim verdiğim para ekonomi olarak o ile kalıyor. Ama bugün yabancı ilden gelen bir sanatçı alıyor şarkısını, eserini okuyor, gidiyor. Bir kuruş para bırakmadan çekip gidiyor. Bu da nedir? Bir nevi bizim kendi ilimize manevi ekonomik olarak katkıdır. Ama laf gideceği yere gitmiştir zaten Sedat abi. Vallahi Yusuf, her zaman söylüyoruz. Yani bu sene artık susmayacağım. Ben de konuşacağım. Şöyle, ben korona başlamadan önce bir düğün salonu aldım. Hani dedi evet. Ki bu sektördeyiz. Hizmet edelim. Bir ayrık bizim çevremiz var. Çok iş yaparız. Ama gördük kocaman bir çevre. Kocaman bir kalabalığın içerisinde yalnızmışız. Bizim konu kaldığım dernek başkanlarından bırak gelip hayırlı olsun demeyi daha aramayan binlerce insan var biliyor musun? Kesinlikle evet, evet. Ya bizim alıp ekranlara çıkarttığımız, reklamını yaptığımız, her türlü desteği verdiğimiz insanlar bırak salona gelip bir hayırlı olsun demeyi daha telefon açıp hayırlı olsun demeyen insanlar var. Kesinlikle evet. 500 metre öbür tarafımızdaki salonda düğün yapan arkadaşlarımız var. Ya orada da sorguluyorum yani, diyoruz hani bizim salonumuz mu kötü, personelle mi ilgilenmiyoruz, personelle mi kabahat var. Neyse sağlık olsun diyelim. Şimdi bizi Başakşehir'den sevgili Hüseyin Furtun, Ordulu bir kardeşimiz, yıllardır bizi takip eder bu Yusuf. Selamlar olsun. Aslında onun bir eseri vardı. Bu adam benim babam diye babasının bugün ölümünün 10. yıl dönüyormuş. Buradan mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ebediyete intikal eden bütün geçmişlerimize diyelim. Ama borcumuz olsun. Ellerini haftada da okuyalım. Şeyi durmuyor. Avusturya durmuyor. Yağmur gibi mesajlar geliyor. Evet, Avusturya'dan da sevgili geliyor, evet. Hüseyin Öztürk eniştem istek istemiş. Şimdi Zübeyde bacımın isteğini istedik. Seninkini de önümüzdeki haftaya bırakalım. Ervahi Ezel'den. Var mı sende? Var. Okur musun? Okurum. Tamam, Avusturya'ya göndeririz. Enişte geliyor istek. Mesajım var mı evet, abi? Evet, mesajım var. Bizlere şu anda Ordu merkezde Cemil diye bir arkadaşım izliyor. Selamlar olsun buna da oradan. Yine Cem Hoca mesaj yazmış. Hemen inşallah bal geliyor Sedat abi. Sevgili Yusuf ve Sedat Beyler, programımızı izliyoruz. Darca başından sizlere selamlar, sevgiler. Cemal Biçer demiş. İnşallah balı da kargoya verdim, gelecek diyor. Cemal selam abi, olsun. Cemal Hoca var ya, aslında şahsen tanıyorsun sen onu. Tanırım. Belki çıkaramayabilirsin, tanıyorsun ama
Çok bizim toplumumuzda çok emeği olan öğretmen de emekli öğretmen. Selamlar olsun ailesiyle bizleri izliyorlarmış. Ne yapalım size de bir eser mi alalım? Öykü'den yani bir eser oku istersen sen. Okuyayım mı? Oku. O zaman ne diyelim? Çekemiyorlar bizi diyelim. Hadi çekemesinler bakalım.
sağlık. Oynattın. Ya bizi çekemeyenlere gelsin. Çekemeyenler ya. Evet. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Var mı mesajımız? Mesajımız var. Öykü'den bir eser alalım. Ondan sonra mesajımız. Tamam. Şu Erbahi Ezel'den mi alıyoruz Öykü? Evet. Haydi bakalım. Bütün gurbettekilere gitsin. Bize yok mu diyen herkese gitsin. Yağmur gibi de mesajlarımız geliyor zaten. Bol bol ekranların alt köşesinde bulunan WhatsApp numarasından bizlere mesaj atabilirsiniz değerli izleyiciler. Bizi Bağcılar'da Gölköy'ün gönül adamı var bir, evet, tane biliyorsun. Sevgili, bir akşam gidecektik hatta sevgili, evet, Aziz abiyle beraber. Bekliyorlar. Aziz abiyi de özellikle istediler. Bu hafta bir gidelim mi hafta için? Olur. Sevgili Osman Taş abime, kıymetli başkanım Gölköy'lüler Avrupa Yakası Dernek Başkanı Ercan Taş başkanıma. Sıddık Yücü ve Sıddık Yücü abimize. Çamoluk Alucralalı. Evet. Kucak dolusu selamlar olsun. Büyük bir kalabalıklar, evet, bizleri seviyorlarmış. Gönül adamları. Şimdi onların sofralarında böyle var ya, bir git şimdi fındık, o sponsor buluyorlar her akşam. Kesinlikle. Bir sponsor bulurlar. Aziz abi de inşallah tanıştıracağız. Hafta içi bir gün gerçekten gidelim yani. Gidelim. Selamlar olsun, bol kazançlar olsun. Ama aç olsun, aç gidelim. Ya, evet. Gittiğin zaman orada en az bir iki kilo alırsın yani. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Hadi bakalım. Öykü seni de götürelim bir akşam. Müsait olursam alır. Hadi bakalım inşallah. Doğan abi de diyor ki ne demek diyor, gülüyor, hemen ben giderim diyor, zaten kilo almış Doğan abi de. Sağlık. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Buradan da bir kez daha bütün gurbetçilere selam olsun. Yusuf, son 15 dakikamız. Evet. Hızlı mesajlar oku. Bizlere Sultan Gazi'den Kemal Güler izliyor. Yusuf'un programımız çok güzel. Vakit geçiriyoruz, eğlenebiliyoruz diye. Ne mutlu eğer ki bizleri ekran başında izleyicilerimizi eğlendirebiliyorsak. Evet. Gönüllerine girebiliyorsak ne mutlu bizlere diyelim. Bir mesajım daha var. Hemen onu da okuyayım. İyi akşamlar, ben Faruk Ünver. Başarılarınızın devamını dilerim. Sedat Eniştem'den bir türkü istiyorum demiş. O zaman biz Erzincan'a gidelim.
rahmetli Ali Ekber hocamdan gönül gel seninle muhabbet edelim diyelim. Hadi bakalım. Olur mu Cem hocam? Hadi bakalım. Bütün muhabbet sevenlere gelsin diyelim. Hocamızın, evet Öykücüğüm yavaş yavaş son sözleri alalım. Kapanışı biraz hareketli yapalım. Çok ağır türküler okuduk. Evet. Tamam. Son sözleri alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Hasret giderdik. Sizlerle olmak çok güzel. Seni burada görmek gerçekten hakikaten gerçekten çok güzeldi. Çok güzel. Ekibe çok teşekkürler. Her biri birbirinden değerli. Ellerine sağlık. Kamerada Ahmet abimiz, rejileri Esin ablamız. Çok güzel ağırladılar bizi bugün. Çok memnun kaldım ben. Şimdi sevgili Hacı abim, Esin ablam ve Bıdık ablam var içeride. Hı hı. Üç kişi. Bir de Ahmet Demircioğlu abimiz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ahmet abi. İçeride. Evet. Ahmet abiye de kucak dolusu selamlarımızı gönderelim.
seslerde bir Ahmet numaradır. Türkiye'nin sayılı zenginleri vardır. Zaten tek başına burada bir dev kamera ordusu var. Ahmet Yılmaz var. Yani tek başına 3 tane 4 tane kamerayı birden idare eden kocaman bir dev var. Hakikaten ben işini severek yapan insanlara aşığım. Gerçekten tabii, aşığım. Tabii. Sevgili Bıdık ablam, Esin ablam, Hacı abim ve Ahmet abim de işine aşık insanlardan bir tanesi. Buradan seviyoruz sizi. Allah eksikliğinizi göstermesin. Amin. Yaklaşık biz 12 yıldır beraber çalışıyoruz. Değil mi Ahmet abi? 12 yıldır beraberiz. Allah huzur ömürlerinde beraber çalışmayı nasip etsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Babana teşekkür ediyorum. Bu kadar hassasla geldi. Kırmadı bizi. Yatakta yatıyordu bir haftadır. Evet, o hastaydı bugün. Buradan da bütün hastalara acil şifalar dilerim. Biraz önce söylemiştim. Kurban olduğum Allah kimseye dert verip derman aratmasın. Dermansız derde de düşürmesin. Amin. Amin. Yusuf'um. Evet Sedat abi, 2 saat çok çabuk geçti. Zaten Aziz abi söyledi ya abi. Söyledi, ben nasıl geçtiğini anlamıyorum. Valla bir başlıyoruz bir bakıyorum program bitmiş, bitmiş abi ya. Diye. Bir bardak çay içene kadar program bitmiş diye buna bir çözüm bulun diyor bana. Bugün de söyledi kahvaltıda. Artık bir çözüm bulacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çabuk bitiyor çünkü. Valla bir çay içiyorum diyor. Çayı dolduruyorum. Çayı bitirmeden diyor. Şey geliyor diyor. Program sonu geliyor. Program bitiyor aynen diyor. Aynen öyle. Evet Sedat abi, bu hafta da yine... Ankara Baları mı? Ne okuyacaksın? Bisiklet. Hareketli. Hı. Yap hadi hadi bakalım. Tamam ya, sen ne yap? Senden alalım. Tamam. Çal ne istiyorsan çal gelsin. Kapanışı öyküyle mi? Öyküyle mi? Ha, öyküyle yapalım. Fark etmez. Tamam. Potpourri yapsın. Tamam öyle yapsın. Biz bu akşam biz, sponsorlarımıza teşekkür ederim. Tamam. Öncelikle ana sponsorumuz Aziz Kaya Beyefendi ve ailesine, çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah bol kazançlar nasip eylesin. Altman sponsorlarımıza, Rafet Çapa abimize, Cengiz Koç Yiğit abimize, Temel Ferda Biçer abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Mustafa Kabal, Selçuk Kabal'a çok teşekkür ediyoruz. Tolga Akın'a çok teşekkür ediyoruz. Rafet Çapa'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve Ahmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni güzel bir şey soracağım. Ben şimdi geçen hafta sevgili Aziz Kaya abimizin mesai arkadaşları da, çalışanlar demiyorum, mesai arkadaşları da buradaydı. Sen hafta içi görüştün mü kendileriyle? Kendiler de program memnun kalmışlar mı? Kesinlikle çok memnun kaldıklarını söylediler. Her zaman söylüyorlar. Aziz abi zaten her gün... Biz bir araya geliriz ya, yemek yeriz ya, kahvaltı yaparız. Siz yapın. Elemanları da çalışanları da siz o kadar ballı kaymaklı kahvaltıları yapın. Biz de burada aç aç duralım. Ağzımızı su yaksın. Sedat abi özellikle Faruk Ünver devamlı bana çağrı atıyor. Başarınızın devamını diliyorum. Sedat'ın işlerinden bir türkü istiyorum diyor. Borcum olsun kayınçoya. Kayınçoba borcum olsun önümüzdeki hafta. Kayınçom. Valla ben eniştene söyledim. Top onda, ben karışmam artık. Bak Sedat abi tehlikeli sularda yüzüyorsun, ben sana söyleyeyim. Sıkıntı yok. Helalleşiriz biz onunla. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Sözü Ölke'ye bırakın. Önümüzdeki hafta konuğumuzu da anons edelim. Evet, önümüzdeki hafta yine çok güzel bir ses. Hayriye Yıldız hanımefendi bizlerle olacak. Haftaya saatler 21 gösterinde randevu bir yere vermesin izleyicilerimiz. Hadi bakalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
cebele, acem şalı cebele. Thank you.
yapıştım ağrıma yara. Ancak sen melhem olun, ancak sen melhem olun gönlümün yarasına, gönlümün yarasına. İnce belinden yarim, tatlı dilinden yarim, bir hatıra ver bana zülfün telinden yarim. İnce belinden yarim, tatlı dilinden yarim, bir hatıra ver bana zülfün telinden yarim.